Çaylar. Çay. Çay. Adaya gidiyoruz. Smith'i de bitirmişsin. Somon ekmek. Tatilimiz resmen başlıyor. Dedin. Adaya geldik. Bayağıdır gelmiyoruz. Ada değişiyor. Adayı bir de Deni'den aslında dinlemeniz lazım. Çünkü adada büyüdü ve çok çok seviyor. Onun sayesinde de ben çok sevdim. Nefes almak istediğimiz zaman çoğu zaman adaya kaçıyoruz. Günübirlik olur veya bir gün kalmalı, iki gün kalmalı olur. Yani buralara geliyoruz. Evet, şimdi geçenlerde Deni'nin doğum günü vardı ve arkadaşlarla kutladık, aileyle kutladık ama baş başa bir türlü kutlayamamıştık. O yüzden de ben küçük bir sürpriz yaptım ve bir günlük şöyle küçük bir tatil yapalım dedim Deni'ye. Doğum günü sürprizi. Bugün adadayız, adada kalacağız. Bugün ve yarın birlikteyiz. Unutmazsam eğer bol bol video çekmeye çalışacağım. Biraz dinleneceğiz, gezeceğiz, yemek yiyeceğiz. Öyle. Ben bir otel ayarladım. Deni hangi otel olduğunu bilmiyor. Ve soracağım ki, ha? Sen de biliyorsundur yerini inşallah. Diyor ki sen de yerini biliyorsundur inşallah. Biliyorum. Sence adanın en güzel oteli hangisi? Çok bir soru sor. Hayır, söylüyorum gerçekten. Adanın en güzel oteli sence hangisi? O zaman Splendid'e gideriz. Dırırırın. Şaka yapıyorsun. Hayır. Gerçekten bence adanın en güzel oteli Splendid ve otele gideriz. Bir günlük evimiz tam olarak burası. Ay yandık ha. Aşkım bugün BNL falan yok. İstanbul BNL'i. 7. kıta. Burada Anadolu kulübünde vardı aslında.
beklerken aldığımda 25 dakika. Bunu eve alalım mı? Ben bunu eve götürmek istiyorum. Perdeyi de götürebilirim hatta. Çok güzelmiş. Evet, odamıza yerleştik. Biraz dinlendik. Şimdi bir şeyler atıştırmaya gideceğiz. Çünkü vapurda sadece birer simit yedik. Lale miydi? Lale'ye gideceğiz. Lale büfe. Lale büfe, evet. Tostları müthiş. Tost falan yiyeceğiz, çay içeceğiz. Ondan sonra bir şeyler yaparız. Program hiçbir şekilde yok. Canımız ne isterse o. Hadi ya. Tamam, neyse biz gidiyoruz ya. Çok güzel. Buradan daha da güzel geliyor. Nar suyu aldık, kan yapsın diye. Oh. Gerçekten yiyebileceğimiz en güzel doğru bence. Bu kibar yiyemeyeceğim için kapatsak iyi olur. Kaldır. Bu da deniyorum nasıl? Tost, karışık tost ama kesiyorlar. Kesiyorlar, böyle üstüne ketçap, mayonez, turşu. Ağzım dolacak, konuşma senin derdi. Çok güzel. Bu da çok güzel. Bu deniyorum favorisi. Bu da benim favorim. Evet. Şimdi bunu da ben yiyeceğim. Cenni ve izleyeceğim. Deniyorum favorisini önüne alalım deniyorum. Eğer bu deniyorum favorisi ise deniyorum. Herkes kendi favorisini. Benim favorim de benimdir. Benim favorisim de benim de. Her şey benim. Tamam, ne yapayım? Şurada. Ne gibi? Gel gel. Güzel mi ki? Bitir az mı değil? Bitmedi. Bitir az mı değil? Leyla diye bir tost var. Çikolatalı böyle. İnanılmaz güzel. Bizim yerimiz kalmadığı için yiyemedik. Ama siz gelirseniz yiyin. Şimdi birazcık yürüyeceğiz. Sohbet edeceğiz. Sonracığıma güzel bir Türk kahvesi içeceğiz. Şirin ablada. Hem közde kahve. Orayı da size göstereyim. Hem nargilesi de var ama biz baya baya uzun zamandır nargile içiyoruz. Dani az önce çok güzel bir şey söyledi. Dedi ki eskiden daha güzeldi. Çünkü dedi kahve dünyası yerine çay bahçeleri vardı. Bahar pastanesi. Bahar pastanesi vardı. Domino's yerine ne vardı? Taş fırın. Taş fırın vardı. Yani böyle daha adaya özgü olan şeylerin kaybolmasından çok şikayetçi. Bence haklı. Ben de adayı onun gözünden görmeyi çok isterdim. Çünkü o kadar güzel anlatıyor ki. Ada çocuğu. Az önce söylediğini tanımaz. Bana ne dedi? Bana. Bana ne dedi? Ne dedin? Nasıl? Hayır, söyler misin? İşler nasılydı? Bana dedi ki, sen dedi kıskanç bir insansın. Kıskanç bir insan değil. Kıskanç bir eş, kıskanç bir kadın. Yani ilişkide kıskançmışım. Asla kabul etmiyorum ya. Asla kabul etmediğim bir şey. He. Sebebi de şu, konu şuradan açıldı, hemen anlatıyorum. Dani uzun bir zamandır
Bu da bu arada hani dikkatimi çeken bir şeydi. Bir şey anlatıyor mesela. Eğer o konunun içinde benim tanımadığım bir kadın varsa, bir kız varsa, konuya girmeden önce öncelikle şunu söylüyor. Sevgilisi var, evli, büyük. Yeni işte, çocuğu olmuş. Yeni çocuğu, aynen. Yeni çocuğu olmuş. Sen tanımıyor muydun ya onu? Hani böyle bu böyle bir giriş yapıyor, ondan sonra rahat rahat istediğini anlatıyor. Sanki ben kıskanç bir insanım. Sanki. Bana da öyle geliyor. Bu ilişkinin bir kıskancı varsa o da denedir arkadaşlar. Yani boğucu derecede değil. Tatlı tatlı böyle. Of, baba durumu bu ne bu? Balkanlardan gelen kıskançlık havası. Ay kıskanmıyor musun? Doğruyu söyle. Kes. Kahvemiz olmak üzere. Şirin abla da burası. Şöyle küçücük bir yer. Normalde boş oluyor aslında genelde ama bugün herhalde tatil olması sebebiyle. Öyle. Bu benimki. Bu da aramıza giren fıstık. Çok fotojeniksin valla. Mergil alayım mı sen? Mergil alayım mı sen? Teşekkür ederiz. Kahveden sonra eve geldik, odaya geldik. Birazcık uyuduk. Uyandığım gibi söylediğim ilk şey acıktım. Şimdi bir üstümüzü değiştireceğiz. Ondan sonra aşağı ineceğiz. Aslında gün batımını odadan izlesek ne kadar güzel olur değil mi? Evet. Tek de değil. Evet. Öyle. Beraber balkona çıkalım mı? Çıkalım bence. Akşam yemeği için hazırım. Şöyle bir sırt detayı olan bir bluz giydim. Altıma da kot giydim. Üstüme de aynı renkte bir kot. Yemeğe gidiyoruz. Kocam. Aa, o ne? Açılıyor mu acaba? Evet, hayal kırıklığı. Ben bilmiyordum ama ben dedi ki eskiden de burada balolar vesaire düzenleniyormuş. Hatta başka? Atatürk'ün baloları diye bir Atatürk'ün düzenlediği balolar. Otelde terasta bir şeyler içeceğiz. Yemek öncesi. Of be. Keyif yapıyoruz. Nasıl? Güzel. Beğendin mi? Çok beğendim. Oo, açlıktan böyle öleceğiz. Yani bir de benimki benden daha da gergin oluyor açken. Onu bir an önce doyurmamız lazım. Hani kendi can sağlığım için yani. Başka bir şey düşünmüyorum şu anda. Denizden çıkan çoğu şeyi yiyeceğiz yani. Denizden Adana çıkmış. Ya kebap mı istiyorsun sen? Yok yok, şaka yapıyorum. Balık yiyeriz diye düşündüm. Ben de öyle düşündüm. Aşağıda bir yerde, sahilde. Gözümüze, gönlümüze ve midemize gelen, yani güzel gelen bir yere oturacağız. Ben niye pastayı üfletmek istiyorum ama ayarlayabilir miyim bilmiyorum. Bakalım. Gerçi bravo. Yani bu sene herhalde yaklaşık 5-6 pasta üfledi. Ama olsun. Şey yaptı böyle hani baş başa. Annesine söylüyor adaya geldiğimiz. Halbuki ben ona zaten söylemiştim de niye böyle bir sürpriz yapacağım. Haberi var ki ben dün söyledim ona. Eğlenesim var galiba benim ya. Bekle, bakarız. Bay Şükrü'ye geldik, biz de yemek yiyeceğiz. Hem eğlence de varmış yani, eğlence dediğim canlı müzik tarzı bir şey de varmış. Bu arada lensle uyudum. Umarım gözüme yapışmaz. Uyudum, uyandım, hala gözümde sabahtan beri. Çarpar seninle.
ağacının altında. Ya. Evleneceğim. Adaya geleceğim. Doğum günü kutlayacağım karımla. Ay ya. Bahsettiğim şey de şu an canlı yapacak abim Erol Esken. Eskiden böyle adada bir yerlerinde falan çıkıyormuş. Bayağı da yaşlandı ve böyle bir duygulandı. Öyle. Çok güzel. Koca. Amca sarkı. O erotas morum yine psikedelya ile bildeki oynayacağım mı? Yiyeyim mi? Asla bilmiyorum. Evet. İyi ki doğdun sevgilim. Yerini bulmuş o. Ha? Yerini bulmuş. Her yerde. Baksana. Hay Allah. Verenler dilinde yegare açarsın esini ve simsiz bir tane sevdikçe sevesim geliyor ölene kadar seni birazdan poposuna ağzıma falan gelecek diye korkuyorum. Evet, geliyor. Yemeğimiz bitti. Çok keyifliydi, çok eğlendik. Yemekler de lezzetliydi. Misler gibi doyduk çok şükür. Şimdi otele gidiyoruz artık, birazcık uyuyalım. Yeter. Yarın biraz gezecük. Ya insan buraya gelirken gerçekten şey diyor, keşke şöyle bir hafta falan burada kalsak. Bir ay. Her yer bayraklarla süslendi. Bir şey diyordum. Ha, her yer bayraklarla süslendi. Çünkü yarın 29 Ekim. Üşüyor musun? Üşümüyorum. Ama bana sarılabilirsin. Yani hiç sorun değil. Üşümesem de sarılabilirsin. Öyle mi diyorsun? Evet. Bizim şarkımız neydi? Bizim şarkımız yok. Var hani bizim... Dur. Hani böyle... Hayır dur. Kurutulmuş bir gül idim. Hadi. Dur. Nasıl başlıyordu? Kurutulmuş bir gül idim. Beni sakla.
Bir ömür sevdi diye, diye ölendim. Yok kestik. Nasıldı? Başını söylesen de ben devamını getireceğim. Dur. Neyleyim? Vay. Sen babanın canını. Aşkım. Sen ben canlıyım. Var mı? Biraz yürüyelim mi? Hadi neyleyim? Doğan günü. Ya bizim derdimiz sensin. Gerçekten Dani ile geçen oturup şunu konuştuk. Baştan sonuna kadar bir şarkı bilmiyoruz. Yani gerçekten bilmiyoruz. Ha söyle. Vazgeç gönül. Vazgeç, seni anlayan yok. Bir yağmurun içinde ateş böceği misali. Bir yanık, bir söndü, bir... Ya! Şarkının, Yıldız şarkının, Yıldız Tilbe'nin şarkısı neydi bizim söylediğimiz, söylemeye çalıştığımız daha doğrusu? Sirtaki değil, hayır, no, yanlış yerdesin. Hey, dittirin. Dayanırım aynı. Gün gelir, arzular ezberlenir, iyileşir zamanla yaram. Ya. Neyse, yarın görüşürüz. Biz artık bu çirkin sesimle... Ne? Şarjım yine bitiyor. Yolun ortasındayız ve gece saat 12:01'e geliyor. Bu arada kimseyi rahatsız etmiyoruz. Etrafta hiç bina yok. Yani boş yerlerde yürüyoruz lütfen. Asla vazgeçme. Evet, bu şarkı da bizden size gelsin. Vazgeçmek yok. Bir bak. Güneş açmış mı? Yağmur düşmüş mü? Dön bak dünyaya. Bay bay. Otele geldik. Good night. Yarın görüşürüz. İyi geceler. Yarın görüşürüz. Sessiz konuşuyorum. Sonuçta saat artık 9:30 yani. Biz kahvaltıya gidiyoruz. Genelde sen 7'de kalkarsın. Ne? Sonuçta 9:30 yani. Nedir ya? Bir şey diyeceğim. O kadar kolay kalktım ki. Yani misler gibiydim. Yani böyle pıt kalktım. Öncele. Evde de zaten hep bu ekmekten yiyoruz. Evet. Hep fırıncayla yiyoruz evde. Yani fırıncayla da başlasınız. Kesinlikle. Önce tuzları yiyeceğiz. Sonra tatlılara gideceğiz. Yüzüm o kadar şiş ki kameraya dair bakmak istemiyorum şu an. Biraz tatlı yiyeceğiz. Bu ne? Elif Hanım, ne yiyorsunuz? Dibime girme o kadar. Ayrıca boyumu kısa çektiğim için seni akil ile çikolatalar. Üzgünüm ama gerçekten hepsini yiyeceğim. Elim Allah'ım. Bu ne?
Yan tarafta Nutella da var istersen. Nutella için kaplar da arkadaydı. Nerede? Devam et. Sağına bak. Sen istiyorsun. Bence istemesen de olur. Bir tane bıraktın galiba. Yok, istemiyorum hadi. Hepsini ben yedim mi? Soğukta kalmış. Üşümüş mü Nutella? Bayağı kürek de koysun. Bak. Sen bir şey istemiyorsun. Tamam ya, yeter artık herhalde değil mi? Sen aldıysan. Evet, tatlı kısmına dışarı çıktık. Gazete sordun mu? Pardon, gazete var mıydı acaba ya? Bak, bugün 29 Yok Ekim muymuş? Cumhuriyet Bayramımızı kutlarım. Bayramımızı diyorum çünkü ben de artık bir Türk sayılırım. Atatürk'ü de sevgiyle, saygıyla anıyoruz. Güzel anlatır mısın? Yok, yo, önemli değil. Kedi mi var? Ne var? Ben seveyim onu. Bak, segment içinde ya şimdi zaten. Kovmasınlar kedileri. Ben bu ne biçim bir yer? Sana ne? Allah Allah. Kedileri kovalıyorlar burada suyla. Ben de onların üstüne su atayım. Şimdi güzel bir şey anlatacağım size. Dün Danile yemeğe gittik ya biz. Orada böyle eğlendik, yemek yedik falan filan derken biz bir ara Dani beni dansa çıkardık, şey yaptık, kaldık. Dansa kalktık. Ondan sonra biz dans ettik falan filan. Şimdi DM'lere bakarken şöyle bir video geldi önüme ve aşırı mutlu oldum. Yağmur gönderdi. Yağmur, gerçekten teşekkür ederim. Yani habersiz çekilen bir video beni bu kadar önce mutlu edebilir. Benim çektiklerim başka ama bu çok özel oldu. Gerçekten Yağmur, teşekkür ederim. Üfleme, tamam geçti. Ölü üflersen zaten. Evet. Sabah yürüyüşüne çıkıldı. Ada boşken insanlar gelip buralara doldurmamışken şöyle sakince birazcık yürüyelim dedik. Evet, bugün bisiklete biner miyiz bilmiyorum ama çok tatlış bisikletler var. Gününün ikinci kahveleri. Dırırın. odaya çıkıyorum, birazcık dinleneceğim. Dani de aşağıda telefon görüşmelerini yapıyor, maillerini kontrol ediyor falan filan. Ay. Ben de birazcık dinleneyim istiyorum. Bugün de biraz gezeceğiz, akşama doğru da İstanbul'a, evimize dönüş. Hayır, hayır. Hadi. Alo. Alo. Tatilimiz bitiyor. Hüzünlüyüm. Hüzünlü olma, yine geliriz. Tamam. Anlaştık. Hadi koş. Yine bir ayna buldum kendime. Merhaba yumurta. Şöyle tatlış bir kazak giydim çünkü birazcık serin. Şimdi avluyu sizinle beraber birazcık gezelim diyorum. Ne dersiniz?
ederim, yok böyle bir şey. Müthiş bir çalışma. Benim çalışması. Otel çok güzel çıktı bence. Yine bir aile buldum. Yine ben. Efendim aşkım. Deniz Bey, ne yapıyorsunuz acaba? Ha, ikimizi çekmeye çalışıyor. Şey diyeceğim. Gerçekten benim hakkını yedim. Bence çok tatlı fotoğraflar. Aynen. Bici bici. Aşkım, teşekkür ederim. Ama en güzeli şuydu, benim favorim. Hemen gösteriyorum. Ya. Artist. Çankaya Caddesi'nden sizlere sesleniyorum. Biz Aşıklar Tepesi'ne yürümeye karar verdik. Ama tarat için midirler? O tartışmaya katılamayacağım şu anda. Bu benim hayalimdeki evim. Gerçekten bence adanın en güzel ve en tatlı evi. Benim olsa yeşil panjurları olurdu. Yani boyardım ve tamam, bu kadar. Çok güzelsin be. Yani pis olan her şey güzeldir aşkım. Pis olan her şey güzeldir. O reklam bu reklam değil. Bu reklam kirlenmek güzeldir. Evet. Aşıklar Tepesi'ne geldik. Şöyle bir yere oturduk. Ben ne diyorum ki, bize burada çay verirler mi böyle yapıyor. Yok. Vermezler. Çin çin. Teşekkür ederim. Çok ters açmıyor. Oturalım. Yok çay içelim. Yok bir tane de kahve söyle. Efendime söyleyeyim, salıncak da var mı? Sallanalım. Eve de yüzerek gideriz artık bu zaman. Sen niye bu kadar şikayet ettin bugün acaba? Kalk hadi yürüyelim. Hayır. Sen kilo mu aldın? Ağacı götürüyorsun. Seninle birlikte ağaç da sallanıyor aşkım. Öğle yemeği yemeye geldik. Şimdi bugünün anlam ve önemine uygun bir menümüz var. Atatürk'ün en sevdiği yemekler. Menüyü hızlıca okuyorum. Bamya çorbası, hiç yemedim, merak ediyorum. Fava var. Selanik böreği var. Hiç yemedim, ondan merak ediyorum. Ana yemeğimiz iki seçenekli. Etsiz kuru fasulye pilav veya karnıyarık pilav. Biz karnıyarık ve pilav yiyeceğiz. Tatlı olarak da gül reçelli 20 kalitesi var. Bakalım çayda güzel gider diye düşünüyorum. Öyle. Evet, çorbamız. Fava. Ve Selanik böreği. Çorbamız çok güzel. Yani şuraya bir diş attı, yani bir çatal attı, o kadar. Olmadı galiba. Ama börek. Börek çok iyi. Gerçekten böyle bitirdik yani. Ana yemeğimiz de geldi. Buyurunuz. Buyurunuz. Karşınızda gül reçelli 20 tatlı. Tatilde yarından işe gidecek. Benim de evde işlerim var. Sonra da oturup
bu videoyu editleyeceğim. Bu hafta paylaşmayı planlıyorum. Ben size bıyıklarım size. Ben bunu söyleyeceğim. Bir şey diyeceğim. Bıyım var. YouTube'a gerçekten daha sık video atmak istiyorum. Bunun için de sene girdiğim gibi yapacağım. Güzel bir gün geçirdim. Daha doğrusu 2 gün gibi sayılabilir. Ben çok mutlu oldum. Benim için en önemlisi zaten. Uyuyacağım büyük ihtimal bütün yol boyunca. O yüzden şimdiden böyle küçük bir konuşma yapmak istedim. Öyle güzeldi. Umarım keyifli bir video çıkar. Siz de keyifle izlersiniz. Bizimle olduğunuz için teşekkür ederim. Evet. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğendiyseniz de beğenmeyi lütfen unutmayın. Eve dönüyoruz. Bye. Bye. Bye.